İlk yarıda kayıplar arasındaydı. Yani söyleyecek bir şey yok. Daha takımla çalışma imkanı bile bulamadı ama üretme konusunda özellikle Galatasaray çok sıkıntı çekti ve ard arda gelen şutlar, 7 tane kaleyi benim en azından notlarım arasında bulan şut var. Sonunda da gol oldu. Mitroğlu değil, Markoçoğlu olsa bir şey yapamaz ilk yarıda. Galatasaray, izlemeyenler için şunu söyleyeyim. Göztepe maçında da pozisyonlar verdi. Ama etkinliği de vardı. Benim gördüğüm uzun zamandır bir üçlü orta sahanın başta Belhanda'yla Ndiaye dahil Fernando da bunlara katıldı. Bu kadar üçünün birden kötü oynadığı çok ender. Çok enderdir. Bu üçünün o kadar kötü oynadı ki öndeki üçlünün de Fegül'ün de Mitroğlu'nun da Onyekuru'nun da bir şey yapma şansı yoktu. Savunma oyuncularında şimdi bir kere Fegül'ü kovalayan bir oyuncu değil. Onyekuru da değil. Şimdi hem Lines ilk bölümde sol bekte, sonra sağ bekte, sonra Ömer Bayram solda, Lines sağda. O kadar etkilediler ki önce bir Mariano bir sakatlandı Adele'den. Çünkü hiç gelmiyor Fegül'ü. Yani Muslera ve iki merkez stoperin önündeki oyuncuların hepsi birbirinden kötü oynadı. Tabii buna karşılık Anya takımı da zaten 5 maçtır kaybetmiyormuş. Ve Sergen Yalçın da zaten neden farklı etki bırakıyor takımlarda? Rakip kim olursa olsun önde baskılı oynayın isteğinde olan bir teknik adam. Zaten 3-5 dakikalık ürkeklikten sonra üzerine gelmeye başladı. Ve önde baskı yapmaya başladı. Ve Galatasaray, Fatih Terim'in de takım içerisinde de bir türlü sol tarafta ve sağ tarafta, özellikle kendi sol taraflarında önlem almadılar. Ne Fegül'ü geliyor, ne Onyekuru geliyor. Ndiaye de yardımcı olmadı. 4-3'ün sonunda oynuyor Ndiaye ama çizgide hiç görmedik. Evet. Zira ben... Aynı şekilde Fernando'yu da... Belhanda zaten hiç yok. Ceyhun'un markajından hiç kurtulamadı. Hiç kurtulamadı ama. Ve sürekli top kaybederek Alanya'ya karşı mahkum oynatan birinci oyuncu oldu. Ki ben Belhanda'yı genelde beğenen bir oyuncumdur. Bu kadar çok top kaybından dolayı da bir de Alanya'da güvenli bir teknik direktörle çalıştığı için gittikçe gitti. Daha güvenli. Bir, soluna geleni iyi çıkardı Muslera. İki, sağına geleni iyi çıkardı Muslera. Üç, Fernandez kötü kafa vurdu. Sürekli hücum. En sonunda da uzatmasında evet. Hasan Şeş'in itirazı vardı. Çünkü belki başlatmayabilirdi bu tartışmalar. Çünkü 2 dakika uzattı. 2 dakika bittiğinde Galatasaray taç atıyordu. 3-3 uzattı galiba. 3 mu uzattı, affedersiniz. 3 evet. Uzattıysa bir şey diyemem. Galatasaray, Fernando Fahrep'te itirazlar şuydu, buydu, sarı kart. Hadi dedi bir başlatayım. O da gitti. İnanılmaz bir gol oldu. Aslında devreyi Muslera'da devre olduğunu zannetmiş. Muslera'dan orada işi yok. Şimdi her ne olursa olsun uzun... Alan yarı alanından uzun top geliyor. Top sekiyor. Senin ne işin var penaltı, altı pasta penaltı arasında? Geç kalende dur. Ve Muslera gibi maça iyi oynayan, iki maçtır hem Göztepe hem bu maçta iyi oynayan, konsantrasyonu iyi olan bir kalecinin bu maçta bana göre hatalı golü. Tabii orada o seken topu Galatasaray oyuncuların vurulmasının birinci sebebi özellikle Luyendama'nın falan sarı kart olduğundan dolayı hamle yapamaz durumdalar. Şeyde Marcao'da belim ağrıyor artık, ayağım ağrıyor bilmiyorum. Dolayısıyla iki kere yattı. Öndeki yani önümüzdeki hafta Çaklı'nın cezası bitiyor ama özellikle bu tür santriforlara ben çok bir şey diyemem. Haydar dizi veya herhangi bir uzvu çime değmedi ayakkabıları dışında. Öyle hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Yok hayır, benim notlarımda pozisyon evet. Yok. Bu yüzden maçı izleyemeyenler Galatasaray ilk yarıda 1-0'lık mağlubiyet. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kazanırsa 7 bu gol yüzden kazanacaktır Galatasaray. Bak tekrar söylüyorum. 0-0 bitse kazanma ihtimali zayıftı. Ama bu gol kazanma ihtimalini getirebilir. Uyandırabilir. Hem oyuncuların hücum anlamındaki inisiyatifleri, oyuncuda kadroda değişiklik ve Alanya'nın da psikolojik şartları da olabilir. Efecan'ı durduramadılar ilk yarı. Bu mutlaka bu 15 dakikalık arada değerlendirir Fatih Terim'in. Tekrar söylüyorum. 0-0 bitse Galatasaray için dezavantajdı. Avantaja çevirebileceği bir gol yedi.
Ben çok iddialı bir şey söylüyorum. Belki hani kaybeder ayrı konu ama uyuyorlardı çünkü. Top kaybı, bellandırak, yani iki tane pas yapamadılar. Nefis bir zeminde. Tabii ki alan yanında presi önemli. Oyun anlayışının yüreği önemli. Pozitif oynaması önemli. O yüzden öndeki oyunculara gelmeden önce savunmayı da zor durumda bırakan, öndeki oyuncuları da bırakan Endia'ya ve Belhanda başta olmak üzere Fernando. İkinci